beyin gücü dünya hakimiyetine sebep oluyor. Metafizik olaylar hiç kalır. Yani bütün dünya emrine girer insanın. Yani beyin sağlamsa, yani çok samimiyse, tam samimiyse, Allah'a tam rağm olduysa, o dünya hakimiyeti getirir. Yani bütün dünya o insana hizmet eder. Ama bütün dünya, olaylar, tarih direkt ona göre yönlenir. Her şey. Yani Birleşmiş Milletler de ona göre hareket eder, NATO da ona göre, ama haberi bile olmaz. Bütün sistem ona göre hareket eder. Gökteki yıldızlar, olaylar, yer, yerdeki hareketler hep ona göre hareket eder. Mesela Mehdi için diyor, yer ve gök ehli ondan razı olur dediği o hadis. Bak, yer ve gök ehli. Yer olduğu gibi ona uyuyor, gök de olduğu gibi ona uyuyor ama fark edilmez bu. Yani dikkatlice bakılırsa fark edilir. Ama benim canımın dediği tabii o değil. Yani beyin gücüyle mesela bir çatalı bükmek mümkün mü? Eşeği hareket etmek mümkün mü? Onu demek istiyor değil mi? O iyi bir şey değil yani onun olması. Yani imtihan açısından iyi bir şey değil. Fark edilmeyen mucizeler daha iyidir. Yani iman nuruyla anlaşılan mucizeler daha iyidir. Ya düşünerek. Alenen olanlar sevap kaybettirir. Sevabın gücünü kırdırır. Yani olmamasını istemek daha iyi. Yoksa olur yani, harikalar olur. Zor zamanlarda olur. Zor zamanlarda olur. Ara ara olur. Evet, dinliyorum.